Geçmiş olsun maşallah. Çok teşekkür ederim. Artık sol ayağıma ayakkabı giyebilecek durumdayım. Ama tabii topuklu ayakkabı giyemiyorum. Biraz daha yüksek tabanlı ve rahat şeyleri tercih etmek zorunda kalıyorum. Onun dışında her şey yolunda. Ağrı yapıyor mu peki? Çok mu? Ya artık sanki o ağrı çekmiş gibi artık ya. Millet neler yaşıyor? Bizimkiler çok böyle bir şey değil ama tabii insanın canını sıkıyor yani. Nasıl geçti bu süreç sizin için? Valla zor geçti ya. Yani hep söylüyorum, seninle çok karşılaşamadık o süreçte. Allah kimseye yaşatmasın yani. Çok zor abi ya, hastalık ya. Başın ağrısa canını orada atıyor. Ameliyat süreci, evdeki bir aylık yatak süreci falan onlar zordu. Ama tabii elimden geldiği kadar da hızlı iyileşmeye çalıştım. Bu uslu bir hastaydım bence. Dikkatli misiniz evde bundan sonra? Bitti artık var ya, bırak evi. Hani adım atarken atıyorum falan. Hele son bu süreçte, son bu iki haftada falan. Dışarı çıkmamaya çalışıyorum, evde çok yürümemeye çalışıyorum. Ayağımı rahat edecek pozisyonlara getirmeye çalışıyorum ki düğünde rahat edebileyim diye. Düğünde çok az kaldı, sayılı günler var. Neler söyleyeceksiniz, nasıl hissediyorsunuz bu süreçte? Valla çok heyecanlıyız. Yani o bazen böyle çok durgun oluyorum, bazen böyle çok heyecanlanıyorum falan. O günü bekliyoruz sadece. Gelsin bir an önce ve biz hem evlenelim hem eğlenelim. Genç kızların böyle çocukluktan beri hayalleri olur ya, gelinlik giyme hayalleri, beyaz atlı prens ve düğün hayalleri var mıydı böyle bir şey? Yani hayalleriniz için gibi bir düğün mü olacak? Şöyle, onu çok samimi söyleyebilirim şunu, çok özür dilerim. Mesela ilk evlenmeye karar verdiğimizde gelinlik seçerken dünyanın en sade gelinliğini seçtim ve bunu istiyorum dedim. Sadece beyaz tül, üstünde hiçbir şey yok. Fakat gelinliği almaya gittiğimde Allah ne kadar taş verdiyse üzerine koydurdum. Böyle bir şey olamaz. Hep böyle kır düğünü mü yapsam falan diye hayal ediyordum. Otel düğününe döndü. Yani evet hep hayalimde vardı ama her gelinde oluyormuş birazcık şeyler değişiyor, istekler. Bir gelenek görenekler sizi çok yordu mu? Kız isteme süreci falan. Yok, çok sıkıntılı olmadı. Her şey çok rahattı. Her konuda rahatlık gösterdi sağ olsun. Hayır, estağfurullah. Ne demek? Rahat geçerdim. Ya şey, insan iki gönül bir olunca gerçekten Allah da işinizi rast getiriyor.